Bismillahirrahmanirrahim. Babu gurretil cenin. El mehkum biha fihi limeniyye. Bu bab, ceninin gurresi. Bir kadının karnında çocuk var. Birisi vurdu, o çocuk düştü. Öyle cenin ki el mehkum biha. Anında hükmedilmiş. Yani onun gurresi, diyeti alınacak. Böyle hükmedilmişse. Evet. Fihi bunda limen hiye bu gurre kimin içindir? Bu çocuğun diyeti çocuk için mi yoksa anası için mi? İhtilaf var. Ülemanın bazı diyor ki çocuk acaba sağ mı doğacaktı, ölü mü doğacaktı bilinmiyor. Onun için anasına verilir. Bazıları da diyor ki hayır, çocuğun hakkıdır. Miras ona göre cereyan eder. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة حضرة أبو هريرة أبو سلمة رواية ديور كأن امرأتين من هزيل هزيل دن iki kadın رمت إحداهما birisi attı الأخرى ötekine فطرحت جنينها o da جنينini bıraktı yukarıda geçti ya bir adamın, Himr ibn-i Malik'in iki ailesi var idi. Dövüştüler. Birisi vurdu, çatır direkiyle yahut da taş ile ötekini yaraladı. O öteki yaralandı. Hem çocuk düşürdü hem de bir müddet sonra vefat etti. Fakada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmetti. Bi gurretin gurreyle. O çocuğun diyeti. O da neymiş gurre? Gurre bir malın eyisine gurre derler. Abdin ev velidetin. Orada ta gibi bir şey yazmış o ziyade. Abdin bir köle ev velidetin yahut da bir cariye. Haddesena Yunus kâle ehberena Şuayb ibnül Leys an ebihi Ali bin Şihabin an ibnül Müseyyeb an ebi Hureyre'te kâle. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Bunu da Sa'id ibnül Müseyyeb rivayet ediyor. Tada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeyledi. Fî cenîn imraeti min beni lehyan. Beni lehyan'dan bir kadının cenini hakkında öyle cenin ki sekate meyyiten ölü olarak düştü. Ne ile hükmetti? Bi gurretin, gurre ile. Gurre de nedir? Abdin ev emeti. Ya köle ya da cariye. وأن التي قضى عليها بالغرة والبير قضين كي أن عليهنا حكم شكلي بالغرة غرة إلى توفيت وده وفاتت يعني غران قضى وده بالآخر أولدي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمبر أفنمس حكم إلدي كي بأن ميراسها وأولان قضن وقاتل أولان قضن ميراسي لبنيها وزوجها كندي أغلالي وكندي كوجسنا aittir, onlara düşer. Katil olan kadın mı? Ha, katil olan kadın. Ve ennel akla diyet de ala asabi ala asabetiha o katile kadının cemaatinedir. Şimdi esas kadiyede o yaralanan kadın da öldü. Çocuğu zaten, çocuğu düşürdü. Vuran kadın da öldü hocam? O da öldü. O vuran kadın işte. Bu vuran kadın hakkında da diyor. O öldüren de öldü. Fakat öldürenin şimdi aleyhine bir hüküm çıkmış, diyet. Öldürdüğü kadının diyeti. Bunu kim verecek? Resulullah Efendimiz buyurmuş ki o kadının cemaati ödeyecek onun diyetini. Peki o kadının mirası kime kalacak? Ölen kadının. Ha. Kendi oğullarıyla kendi kocasına kalacak. Hı. Evet. Benne mirasıha li beniha ve zevciha. Kendi oğullarına yani bu bunun diyet vereceği binaenaleyh bunun malını alalım da diyetine verelim. Yok öyle değil. Onun mirası oğullarıyla kocasına. Öyleyse diyeti de onlar versin. Yok. Diyet şeye kabileye ait. Esas hüküm burada. Onun mirasını oğulları kocası alır. Fakat onun cemaati kimse cemaati aralarında diyeti toplayacaklar. Kocası o cemaate dahil olmaz ama oğulları dahil olur. Oğullar hem miras alıyor hem de diyete dahil oluyor. Fakat kocası miras alıyor, diyete dahil olmuyor. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Yezid ibn-i Harun
قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنمس حكم إلدي في الجنين جلينجة بغرة بغرين عبد أو أمت يا بير كولا يا بير جارية ödeyecek. Onun diyeti de o. فقال الذي قضي عليه فقال dedi الذي şöyle bir kimse ki قضي عليه kendi aleyhine hüküm verildi. O da kadının kocası. Hamd bin Malik yukarıda geçti ya. Ne dedi? Ana aqilu. Biz diyet mi verelim? Akıl mı edelim? Yani diyetini mi verelim? Ben bir kimsenin ki la şeribe su içmedi. Ve la ekel yemedi. Ve la saha seyha etmedi. Ve la saha festehelle. Yani seyha edip de hayatta olduğunu bildirmedi. Femislu zalik yutal. Bunun gibi bu meseleler iptal edilir, ilga edilir dedi. Hem de secinen söyledi. اَنَا عَقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلْ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطَلْ. Böyle secinen söyledi. O su içmedi, yemek yemedi, seyha edip hayatını bildirmedi. Bu gibi böyleyse olan bir kimsenin diyetini vermek ilgadır, verilmez. Kendine hüküm verdi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنزويته إن هذا بعدم يقول در بقول شاعر شاعرين sözünü söyler. Diğer bir rivayette kahinin sözünü söyler. Yani bunun şeriatı kabul etmiyor. Kahinlerin yaptığı gibi seciyeli söz söylüyor. O ne itibar etmedi, ne buyurdu? Fihi gurretun. Evet, onda bir gurre vardır. O cenin ölü olarak geldiğinden dünyaya bir hurre verilecek. Hurre de nedir? Abdun ev emetun. Ya köle ya cariye. Şimdi esas bu meselelerde Peygamber Efendimiz hurre vardır. Fakat bu hurre ne için verilecek beyan edilmiyor. Kadına mı verilecek? Çocuk için mi verilecek? Esas ihtilaf orada. Bu hadisi şeriflerde evet hurre var ama hurre kime veriliyor? Kadına verilirse kadının mirasçıları ondan miras alacak. Çocuğa verilirse, çocuğun vereseler ondan miras alacak. Bir çocuğa verilirse, kadının başka oğulları da olsa gelip ona iştirak edebilir mi? Edemez. Çocuğa ve çocuğun vereselerine kalır. Ama yok, kadına verilirse, kadının başka kocasından oğulları olur, onlar da gelir iştirak eder. Nadle, anil Mughiret ibn-i Şöbe. Mughiret ibn-i Şöbe, de rivayet edildi ki enne raculen bir adam kânet lehu imraetâni. Onun iki ailesi var idi. Kimidi o? İşte Beni Lehyan'dan Himli ibn-i Malik Hüzeyl kabilesinden. Fadarabet ehtâhumâ el-ukhra. Birisi ötekini vurdu. Bi'amûdi fıstâtin. Onu yanlış yazmış. Sine ve dıysura. Fıstâtin çadır direkiyle vurdu. Onu tasih edin. Fıstâtin. Evet. Ev bi hacerin yahut da taş ile vurdu fe esqatet. O da karnındaki çocuğu düşürdü. Ama ölü olarak mı? Vardı karnında. Sağ olarak mı? Bilmiyoruz. Yalnız dünyaya ölü geldi. Ferufi'a zalik ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mesele Peygamber Efendimiz'e ref olundu. Fekal اَلَّذ۪ي يُخَاسِمْ. Muhaseme eden adam dedi ki, yani o kadının kocası, كَيْفَ يُعْقَلْ. Nasıl bu akledilir, diyeti verilir? اَوْ كَيْفَ يُعْدَى. Yahut da öyle dedi. Bu nasıl diyeti ödenir? Ben bir kimse ki, لَا صَاحَ فَاسْتَهَلْ. Seyha edip istihlal etmedi. Yani çocuktan hayatına dair bir hareket oldu mu ya teplenir ya ağlar ya bir şey eder. Ha, bu sağ olarak gelmiş. Onu istihlal derler. Böyle bir şey olmadı. وَلَا شَرِبَ وَلَا اَكَلْ. Hiçbir şey ne yedi ne de içti. Dünyaya geldi. Ölü. Ölü gibi. Bunun nasıl diyeti ödenir dedi. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَسَجْعُنْ كَسَجْعِ الْعَرَابِ. Arap'ın sec'i gibi sec'i mi yapıyorsun? Sec'in orada cezim var ya sükun, onu fetha yapın. Ötekini de cimin üzerindekini de şey yapın, sükun yapın. Sec'un kesec'il Arap.
فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldı. Fihi o sıkıtta gurreten gurre kıldı. فَجَعَلَهُ O gurreyi de kıldı. Kime? Kimin aleyhine? عَلَى قَوْمِهَا Onun kavmi üzerine. O kadının, öldüren kadının kavmi üzerine. Bu ne? Siz bu gurreyi ödeyeceksiniz. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمًا Ölemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? اِلَا اَنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْجَنِينَ Ceninde vacip olan gurre اِنَّمَا تَجِبُ O vacip olur. لُؤْمِ الْجَنِينَ Ceninin anası için vacip olur. Anasının hakkıdır. Vurulan kadın bıraktı ya onu. İşte o vurulan kadının hakkıdır. لَاَنَّ الْجَنِينَ Cenin lem yu'alem bilinmedi ki اَنَّهُ كَانَ حَيَّنْ Onun sağ olduğu bilinmedi. فِي وَقْتِ بِقُعِدْ دَرْبَةِ بِاُمِّهِ Anasına darbanın vaki olduğu vakit karnında sağ mıydı, ölü müydü bilinmedi. Bilinmediğinden öyleyse bu kimin hakkıdır? Eğer sağ olduğu bilinse ki yani bu vurmak sebebiyle çocuk öldüğü vakitte çocuğun hakkı onda itirazı yok. Fakat o vakitte çocuk sağ mıydı, ölü müydü? Belki anasının karnında ölüydü, hayatta değildi. O vakitte bu gurre kimin olur? Ölünün mü olur? Yok, anasının olur. Madem çocuğun hayatı belli değildi, meçhuludu, öyleyse bu gurre kimin hakkı? Çocuğun anasının hakkı dediler. Ve halefehum fi zalike aharun başkaları. Bu birinci cemaate muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki, bel tilkel gurretül mehkumu biha. Resulullah tarafından hükmedilmiş olan bu gurre, lil cenin, ceninin hakkıdır. Cenin içindir. Sümme yerisuha, sonra bu gurreye varis olur. Men bil kimse ki kâne yerisuhu, o cenine varis olan o gurreye varis olur. Yani çocuğun hakkı olduğundan, çocuğa kim varis olursa, işte gurre onlara irs olarak isabet eder. Lev kâne hayyel, o çocuk dünyaya gelseydi, sağ olsaydı, ölseydi, mali kime kalırdı? İşte o gurre de ona göre taksim edilecek. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında ikinci mezhebe sahip olanların hüccetindendir. Ney? مَا شُلْ بِالْرِوَايَتِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ Biz o rivayeti zikreyledik. فِي هَذِي الْاَسَارِ Bu eserlerin içindeki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz لَمَّا قَضَى وَقْتَكِ حُكْمَيْلَدِ عَلَى الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مَحْكُومَ عَلَيْهِ Kimse onun üzerine bir gurreti gurreyle kime hükmetti? O öldüren kadının cemaatine. Onlara hükmeyledi. O kocası da onların içinde dahil. قَالَ Onun kocası dedi ki كَيْفَ يُعْقَلْ مَنْ لَا اَكَلْ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقْ Yemedi, içmedi, nutk etmedi bir düşük çocuğun diyeti ödenir mi? Diye itiraz etti. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz dedi ki فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَتٌ Bunda bir gurre vaciptir. Ya bir köle ya bir cariye ödeyeceksiniz, alacaksınız, vereceksiniz. Kime verecekler? Anasına mı, çocuğa mı? Bu ikinci kavle göre bu çocuğundur. Çocuğun vereseleri kimse onları alıp aralarında teksim edecekler. Birinci kavle göre anasınındır. Anasının varisleri alır. Anası sağsa kendisi alır. Anası da ölmüş zaten bu takdirde. Anasının vereseleri alır. Bu vakede anası ölmüştü çünkü o da yaşamadı. O çadırın direkini yedikten sonra bir müddet sonra öldü. Çocuk zaten ölü olarak geldi. Şimdi o bir köle yahut cariye gurre olarak alındı. Anasının vereseleri mi onu aralarında teksim edecek? Oğlanın vereseleri mi? İhtilaf burada. Birinci kavl diyor ki anasının vereseleri. İkinci kavl diyor ki çocuğun vereseleri. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz o كَيْفَ يُعْقَ الْمَنْ لَا اَكَلْ وَلَا شَرِكْ وَلَا نَفَكْ diyen adama dedi ki فِيهِ غُرَّةٌ اَبْدٌ اَوْ اَمَتٌ Bunda bir gurre vardır ya bir köle ya bir cariye. وَلَمْ يَقُلْ demedi لِلَّذ۪ي سَجَعَ ذَٰلِكَ السَّجَعَ O secihi söyleyen Hamd ibn-i Malik'e demedi اِنَّمَا كَمْتُ بِهَذَا لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا فِي الْجَنِينَ Resulullah Efendimiz böyle bir şey demedi.
Yani birinci gövde sahibi olanlara diyor ki, siz diyorsunuz kadının hakkı. Kadının hakkı olsa Peygamber Efendimiz nedir diyor. اِنَّمَا حَكَمْتُ بِهَذَا Ben bununla hükmettim. Bir hurre ödenecek. Ne için? Lil cinayeti alel mer'eti. Anasına cinayet olduğundan dolayı hükmettim. لَا فِي الْجَنِينَ Yoksa ceninde hükmetmedim. Ceninin. Böyle bir şey demedi ki, siz diyorsunuz ki bu hurre anasınındır. Resulullah Efendimiz demiş olsaydı, ha, o vakitte söz kesilirdi. Onun için o sece yapana da demedi ki Resulullah Efendimiz, ben hurre verin diyorum. Fakat kadının hakkıdır, çocuğun hakkı değildir. Böyle bir şey demedi. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Buna delalet eder bizim dediğimize مَا رَوَيْنَهُ فِي مَا تَقَدَّرْ Geçmişte bizim rivayet etmiş olduğumuz hadis fi hadel kitap, bu kitapta. O da ne? Geçen hadis hangisi? اَنَّ الْمَضْرُوبَةَ O döyülen kadın مَاتَتْ öldü بَعْدَ ذَٰلِك Bundan sonra مِنَ الضَّرْبَةِ O kötekin eserinde. Bu teki kuması öyle vurmuş ki onu çocuğu bıraktığı gibi bir müddet sonra iyi olmamış kadın o diyormuş. فَقَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪يهَا Şimdi evvela hurreyle hükmetti. Sonradan da kadın öldüğü gibi Resulullah Efendimiz bu sefer de hükmetti. Bir diyeti diyet ile. Diyet ile hükmetti. مَعَ قَدَائِهِ بِالْغُرَّةِ Resulullah Efendimiz hurreyle hükmetti. Sonra diyet ile de hükmetti. Hurre ile hükmetti. Hurre çocuk için. Diyet ile hükmetti. Kadın öldüğü için. فَلَوْ كَانَتِ الْغُرَّةُ لِلْمَرْأَةِ الْمَكْتُولَ Eğer o hurre ölen kadın için olsa idi, اِذَنْ لَمَا قَدَى لَهَا بِالْغُرَّةِ Kadın öldükten sonra daha hurreyi Peygamber Efendimiz hükmedip onlardan almazdı. Niye? Bir adamı öldürdün, bir diyet lazım gelir. Hurre daha lazım gelmez ki. وَلَكَانَ حُكْمُهَا Vakıtta bu kadının hükmü olurdu. Hükmen mra'etin bir kadının hükmü ki darabetha imra'etun başka bir kadın onu vurdu ve matet o da öldü min darbiha onu vurmasında. Fe aleyha diyet ve vurup öldüren kadına diyet vacip olurdu. Böyle olurdu. Ve la yecibu aleyha lid darbeti o darbe için vacip olmazdı. Erşin bir de bir eşki hurra. Bir adam bir kadın bir kadını durup dururken vursa öldürse ne lazım gelir? Diyet. Yok, hem diyet hem de bir hurre lazım gelir mi? Yok. Şimdi bu da öyle. Eğer o hurre kadın için olsaydı, sonradan kadın da öldü, bir de bir diyet hükmü olundu. Hem diyet hem de hurre versin, bu ziyade olur, zulüm olur. Bak Resulullah Efendimiz demek ki hurre cenin için olduğundan ikisini beraber hükmetti. Hem hurre hem diyet. Hurre çocuk için, diyet de kadın için. فَلَمَّا حَكَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz hükmeyledi. مَعَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ Bu kadının diyetiyle beraber. Neyle hükmeyledi? بِالْغُرَّةِ غُرَّيْلِ Hem diyetiyle hem gurreyle hükmeyledi. سَبَتَ بِذَالِكِ Bununla sabit oldu ki اَنَّ الْغُرَّةَ دِيَةٌ لِلْجَنِينِ O gurre ceninin diyetidir. لَا لَهَا Kadının değil. فَهِيَ Bu kadın mevrusetun mevrustur alil cenin ceninden o ceninden o kadına da miras kalır kema yuresu maluhu lehu kema yuresu maluhu onun mali miras olunduğu gibi lehu kendisi için levken hayyen o çocuk sağ gelseydi ölseydi nasıl vereseleri arasında anasına da kalırsa işte o hurreden anasına da miras verilir. Evet, hayyidi de femate öldü. O araya virgül koymuş, halbuki o femateden sonra olması lazım o virgülü. Femate, yanlış koymuş. Kemâ yûresu mâluhu lehu lev kâne hayyen femate. O çocuk diri gelseydi, ölseydi, nasıl mali teksim edilirse, o şekilde teksim edilir. İttibaen limâ ruyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz böyle hükmettik, böyle sabit oldu. Ne için? Resulullah Efendimiz'den varid olan hadise ittibaen böyle sabit oldu. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmeyin. Bu üç imamın kavli de budur. Yani ikinci kavli almıştırlar. Hurre çocuğundur, diyet de kadınındır. Ona göre feraizin teksimi de ona göre teksim edilir. Şimdi burada
bu ciddiyet bahsi bitti. Diyetler uzun uzadıya. Şimdi siyer bahsine geldi.